Sıradaki sorumuz gelsin. Gelsin. Yüzün yarısı kaçtır? Oh, bu kolay. Kolay. A 75, B 10, C 50, D 25. 75 ile 10 arasındayım. Yes! Ula kafayı yiyeceğim. Evet, çocuk bir de üniversite mezunu ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bu sorunun cevabı 25. Allah Allah. Vallahi cahil bu ya. Kürzel, bu çocuktan olmaz. Evet, süremiz azalıyor. Süremiz azalıyorsa ben %50-50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bakın, %50-50 joker hakkını kullanmak istiyorsunuz. Evet, 50-50 joker hakkını kullanmak istiyorum. %50, yani yarı yarıya joker hakkını. Evet, onu kullanmak istiyorum. Kullan. Ananın ak sütü gibi helal olsun bu sana. Sen bu jokeri hak ediyorsun çünkü. Kullan. Evet, çıtları ikiye indirelim lütfen. Yanlış olan iki seçeneğimiz çıktı bak. Aa, ben yani 25'e de yükselmiştim. Şimdi 10'la 50 kaldı. Heh, evet. Ya bu sorunun cevabı 25. Hala da neyin ceremesinde kaldı bu çocuk gerçekten. Kafam hiç basmıyor. Lan yok 25 yok. Uçtu gitti hayatımızdan. Yok 25. Seçeneklerde yok, farkında mısın ya? Yok 25 unut, unut. Hadi. Ya 10 ya 50 olacak ya. Bu kadar basit. Haluk abi. Bu kadar basit. Haluk abi, aklım almıyor. Burada insanların içinde tartışmıyorum bak. Bu sorunun cevabı 25. Ben kaç senelik esnafım ya. Evet. Böyle böyle battık işte Saffet. Yani. Evet, süren azalıyor artık. Cenan Bey, siz de bir yardımcı olsanız. Yahu hani yani 50-50 şu anda. 50-15. Ya 50-50. 50-50. Evet, cevabınız? Son kararım 50. Son kararınız. Evet, evet, cevap gelsin. Eminim. Çok adam zorla doğru cevabı bildirtti ya. Evet. Kesinlikle katılmıyorum Haluk abi. Bu soruda yanlışlık var. Soru yanlış bence. Soru yanlış. Evet, hızla son soruya geçelim. Son soru gelsin. 1924 ve 1961 anayasasında belirtilen Türkiye'nin başkenti neresidir? Oh ya, bu soruda sorun varsa... Türkiye'nin başkenti neresidir? A İstanbul, B Ankara, C Erzurum, D Sivas. Yani bunu artık bilmemek ayıp olur. Heh. Bu kadar da eşeklik yani. Heh. Bunun Sivas olduğunu yani herkes bilir. Allah'ım ya. Delir acımız. Bakın, haklarınızı kullanın isterseniz. Hakkım. Heh, joker hakkı. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam. Telefon joker hakkınızı. Telefonu kullanalım. Süper. Telefon joker hattınızda kimler varmış? Kim? Ankaralı Turgut. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Enişteniz Saffet Keskin. Eniştem Saffet Keskin arıyor. Bravo, ara lan. Bunu kafa git. Onu ara. Ara, bunu ara, bu bilsin. Bu bilsin. Ötekileri duygusal ya. Aynen öyle. Açma. Dur. Açma. Açma. Saffet açma. Açma telefonu. Haluk abi. Allah'ım varsa açma lan. Abi. Önemli ama. Bak, önemli. Önemli. Açmam lazım. Beni bekleyin. Ben yeni geliyorum. Önemli. Hemen. Alo. Hah. Saffet Bey merhabalar. Ben Cenan Mirzalıoğlu. Merhabalar Cenan Bey. Şu an yeğeniniz Erdem Bey ile yarışıyoruz. Kendisi bir soruda takıldı. Şu an o soruyu size yöneltsin. Evet, 2-1-5. Erdem! Efendim? Charge Must, çabuk ol, çabuk sor. Tamam, Charge Must diyor, delireceğim ya. Ben bu kadar salağı nasıl topladım sülaleme ya? Enişte soruyorum. Sor. Türkiye'nin başkenti neresi? İstanbul, Ankara, Erzurum, Sivas. Allah canın almasın. Bu soru için mi aradın beni ya? Sen uzayda mı yaşıyorsun oğlum? İnsan yaşadığı ülkenin başkentini evet bilmez mi? Allah Allah. Dur, düşünüyorum şu anda. Şu anda düşünüyorum. Evet. Tam bir emin olayım. Evet, karar verdim. Cevap Erzurum. Allah'ım ya! Beni vurun! Çok sağ olun işte. Ben Erzurum diyorum. Emin misiniz? Eminim. Şimdi eniştemi kıramam. Son kararınız mı? Tabii, son karar. Bak Erdem, şöyle yapalım. Sen şu 5.000 liralık çeki al git, kurban olayım. He? Al. Bak program 5 veriyor, tamam mı? Ulan 5 de ben vereceğim. Al git şunu ne olur. Bak 5 de benden. Beni parayla satın alamazsın. Allah kahretsin. Lan sen hayatında 10.000 lira kazandın mı?
Baba milyona gidiyorum, bir dur ya. Son kararım bu. Cevap gelsin lan. Gelsin. Gelsin cevap. Gelsin. Beni bu hale getirdin. Beni şu hale getirdin. Benim oğlum dahi mahi değil. Dümdüz bir çocuk. Ben gerçeklerle yüzleştim. Hayır hanımefendi, oğlunuz gerizekalı. Bunu kabul edelim artık. Lütfen ya, %50'yi bil ya. %50'yi bil lütfen ya. %50. Önemli olan yarışmak. Tabii şöyleydi. Evet, sıradaki yarışmacımızla devam etmiyoruz. Ben yıldım. Ben çünkü sıkıldım. Yani bu şekilde olmaz. Ya alfabenin ilk harfini soruyoruz. Ya bir tanesine sorarız. Geoid bilmez. Dünya nasıl diyorum? Geotit diyor giderken. O herif profesör ya. O herif profesör. Size soruyorum ama bilmiyorsunuz. Lütfen ya, evet, bu şekilde olmaz. Çok ayıp oldu ya. Bunu bir daha çekelim. Neyi bir daha çekelim lan? Bunu bir daha çekelim. Beni linçlerler. Kim linçleyecek seni? Yüzün yarışı kaç? 75. Bok yetmiyor. Hala 75 diyor. 50 lan. Bildin bir de. 50. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Ben de yüzün yarısını 32 biliyordum. Bak demek ki şıklarda bile yoktu benim bildiğim. Ya Allah'ım. Susar mısın? Haluk sakin ol. Lütfen sakin. Haluk abi, iyi misin? İyi misin? İyiyim. Hiçbir sorun yok oğlum. Hiçbir sorun yok. Canım oğlum. Baba. Ya beni bırak. Yok. Ya beni bir sal. Bir aksın gitsin artık ya. Oğlum. Ama. Vurmayacağım lan. Vallahi mi? Vallahi vurmayacağım oğlum. Sakinim. Gayet şu an medeni bir konuşma yapacağız. Şimdi. Evde internet. Hı. Kucağında laptop. Elinde telefon. Oğlum insan bir açar bakar, bilmediğin bir şey varsa bir araştırır ya. Hep mi toktik, hep mi challenge, hep mi akın peşindesin oğlum ya? Doğru söylüyorsun baba. Özür dilerim ya. Oğlum yani şimdi biliyorsun, çok eminsin, o kadar eminsin ki. Hı hı. Öyle yani, cevap veriyorsun. Yani öyle o doğru cevap o zannettim. Değil mi, öyle sanıyorsun. Evet. Ama cehalet böyledir oğlum. Her şeyi biliyorsun gibi gelir sana. Evet. Ama bilemezsin, ölmek de aynı şey. Allah'ım. Evet, sadece etrafındakiler için sıkıntı oluyor ama senin haberin yok. Cehalet de aynı şey. Tamam, söz bundan sonra çok çalışacağım, araştıracağım baba. Lütfen, söz mü oğlum? Söz. Haluk abi, Erzurum değil miymiş? Değilmiş, ben de anlamadım. Nasıl olmaz ya? Ya ben biliyorum arkadaş ya bak. İngiltere'nin başkenti Manchester United. İtalya'nınki Juventus, Hollanda'nınki PSV. Öyle değil, öyle değil mi? Oğlum hadi bu çocuk bilmiyor. Sen internetten bakıyorsun. Ona nasıl bilmiyorsun lan? Aman!